Hadi bakalım, hazır mısınız? Hazırız anne. Şimdi ye ekşiyi doğur Ayşe'yi, ye tatlıyı doğur atlıyı felsefesinden yola çıkarak testimize başlıyoruz. Hadi bakalım. Sen şimdi tatlıyla başla. Ablacığım. Hangisinden yemek istersin? Ay ekşi ekşi elma yiyeyim bari. Yaz anneciğim yaz. Aşağı harme testi kas. Allah Allah. Nasıl böyle oldu ya? Bende hiç böyle olmamıştı ama daha bu daha ilki. Bu sayılmaz. Evet. Şimdi ikinci testimize geçiyoruz. Anahtar testi. Hazır mısın? Hazırım anneciğim. Ay ablam ya şu anahtara bir baksana ya. Üzerinde ne yazıyor ne yazmıyor. Benim gözlerim bu ara pek bir görmüyor da. Ha? Hiçbir şey yazmıyor. Ha öyle mi? Ay tüh, ondan göremedim demek ki. Sağ ol ablam, teşekkür ederim. Kız demek değil mi? Yaz anne, anahtar testi de kız. Ne bağırıyorsun? Duydum. Şimdi, eğer yüz uzarsa, erkek yuvarlak olursa kız. Lale, aşkım, vallahi yüzünü özledim. Bir bak bakayım annem. Gül ama gülerek bak bir yavrum. Yuvarlak değil mi? Yuvarlak. Yuvarlak. Bu ne ya? Aa, yuvarlak yüz kız ya. Bir, iki, üç, yeter. Şimdi ifadesi ne yazıyor? İfadesi ağlamaklı ise. Ağlamaklı yüz. Her zamanki gibi. Yaz anneciğim, yaz. Aa, olacak şey mi ya? Aa, bir tanesi bile erkek değil. Yani bu çıkan sonuçlara göre kız. Yani nasıl bu kadar yanlış doğabilir canım içime? Erkek erkek diye doldurup durdum kendime. Ay, ay tamam anneciğim senin sağın kız, solun kız, her şey kız. O yüzden böyle senin kafan karışmıştır. Muhtemelen böyle bilinçaltında bir yerde erkek erkek kodlaması varsa. Siz benden gizli fısır fısır ne konuşuyorsunuz orada? Ne ya? Ay yine mi kıracak? Bu liste ne ya? Ablacığım müjdemi isterim, kızın oluyor. Gerçekten mi? Ya o kadar test yaptık kızım. Bir tanesi bile erkek olmaz mı? Ne testi? Benim neden haberim yok? Ya ablacığım senin niye haberin olsun? Senin haberin olmayacak ki test doğru çıksın. Ay, kızım mı olacak şimdi benim? Ne oldu abla? Hani merak etmiyorsun? Ay Onur'a uyuz olduğum için tutturdu erkek olacak, erkek olacak diye. Aslında o da bendendi. İkiniz de yanıldınız. Abla bu kadar eminse kendinden iddiaya girsenize araba bile aldırırsın valla. Ay istemiyorum ben ondan hiçbir şey. Sana her şeyi alabilecek durumda, farkında mısın? İstediğin her şeyi aldırırsın ona. Benim onunla ilgili tek bir isteğim var. Şu böyle kendini beğenmiş hali var ya, yerle bir olsun inşallah. Al, al işte bu ablacığım. Bundan kolay ne var ya? İddiaya gireceksin. Düşünsene, bütün gün böyle peşinde dolanacak senin. Artık sen ne istersen onu yapacak. Ne ukalalığı kalacak, ne kibri kalacak, ne egosu kalacak. İddia kızım bu, gir işte. Ha? Abla süper fikir. Bari kendi egosunu, böyle un ufak ederim bu sayede. Aferin be abla. Herhalde kız, ablan star bebeğim. Valla ben olsam yine tercihimi pahalı hediyelerden yana kullanırdım. Ben de tercihimi. Ya mesela ben Lale olsaydım, Onur da sizin o babanız olsaydı, hiç pahalı bir şey almazdım. Çünkü ona çektireceklerimin yanında o pahalı hediyeler ne olurdu ki diyecektim babanız diye. Ötesini getirmiyor. Sağ ol anne. Ablacığım, sen şimdi kontrole gitmeden önce bu iddia konusunu bir gündeme getir, tamam mı? Tamam. Ay zaten iddiaya girmeye dünden meraklıdır.
Ya o kadar emin ki erkek olacağından. Yanılıyor. Buraya bu der ki röportaj vereceğiz. Vereceğiz tabii. Ay. Bir yaptı sen. Hadi. Aa. Ben çıkıyorum. Aa, Onur geldi mi? Yok, doktorda buluşacağız onunla. Gelip alsaydı seni. Hayır, orada buluşacağız. Şişt, bana bak, iddia işini unutma ha. Sen merak etme, onun egosunu var ya, yerle bir edeceğim. Değil mi anneciğim? Değil mi kızım? Ana karnında kadınlar dayanışması. Neyse, hadi gideyim ben. Herkese merhaba. Lale, hastanede buluşacağız dedi. Öyle mi dedi? Ay canım, canım damadım. Dayanamadı bak, içine sinmedi. Almaya geldi. Aynen öyle, içime sinmedi efendim. Birlikte gidelim istedim. Zaten sonuçta bizim bebeğimiz, doktora da birlikte gitmemiz lazım. Değil mi Lale'cim? Bir de bugün büyük gün. Onur, cinsiyetini de öğreneceksiniz. Evet, çok heyecanlıyız. Neyse, çıkalım mı artık? Çıkalım. Bize müsaade. Haber vermeyi unutmayın ha. Hayırlı olsun. Ne olursa olsun. Hayırlı olsun. Hoşçakalın. Ay, çok heyecanlı değil mi? Anneciğim, ben de çıkıyorum. Sen nereye gidiyorsun? Kızlarla yürüyüşe gideceğiz. Kızlarla? Hangi kızlarla? Emin misin kızlarla çıkacağından? Güvenmiyor musun bana ya? Tabii ki güvenmiyorum. Ay anne, ay ya. Tamam, görüşmüyorsan gitmiyorum o zaman. Anneciğim. Ay korktum. Ay gitmiyorsa ben ne yapacağım? Dünyanın başıma yıkılacak şimdi. Anneciğim, ben konuşurken duydum arkadaşlarıyla. Vallahi kız arkadaşlarıyla buluşacak. Bırak gitsin ya. Hadi, hadi anne. Hı. Git. Tamam, git. Anne, bu kadar kızı sık boğaz etme bak ha. Olmaz böyle ters. Sen! Car iplikçi. Şey gibi. Ya demeyeyim diyorum ama beni arayıp randevunun ertelendiğini haber vermeseler benim randevudan haberim bile olmayacak. Tebrik ediyorum Lale, bravo. Ama biz kontrole gittiğimizde bu tarih belirlenmişti. Hatırlatabilirdin değil mi? Ben senin sekreterin değilim Onur. Ayrıca niye ertelenmiş ki yani böyle? Onur Bey beni arayıp haber vermedi. Ya aramış, aramış aramaz olur mu? Doktor Onur seni aramadan durur mu ya? Ailemizin muhteşem doktoru. Bu ne demek şimdi? Ben kıl oluyorum o adama. Ay nedenini bir bana açıklar mısın? Fazla ilgili, fazla. Biz formaliteden de olsa nişanlıyız. Ve yarın bir gün Lale Saran olacaksın. Hareketlerine birazcık dikkat edersen ben de mutlu olacağım, lütfen. Ay bunu bana sen mi söylüyorsun? Ben ne yapıyorum ya? Ya mesela bu olay. Bizim randevumuz var. Bizim bebeğimizin randevusu var. Benim bundan haberim yok ya. Böyle önemli bir randevudan benim haberim yok. Benim çocuğum doktora gidiyor. Bundan haberim nasıl olmaz ya? İyi. Bundan sonra haber veririm Onur. Lütfen. O doktora da fazla samimi olma. Yani bebeğim olmasın. Ne öyle ya? Pilatesler, mangallar, yürüyüşler. Doktorsa doktorluğunu bilsin. O sadece doktor değil. Benim çocukluk arkadaşım, hatta mahalleden. Ya beraber büyüdük. Hatta ilk aşkım. Ben diyeceğimi dedim Lale. Başka bir çok merak ediyorum ya. Hani öğrenmeyecektik? Sürpriz olsun diyordum bana. Dayanamadın değil mi? Ben kız olacağını hissediyorum ama yine de emin olalım. Sen hissetmeye devam et Lale. Erkek olacak. Kız. Erkek. Neyse, boşuna tartışmayalım. Nasıl olsa birazdan haklı olduğumu göreceksin. Tamam. Var mısın iddiaya? Varım. Nesine? Kazanan kaybedene bir gün boyunca istediği her şeyi yaptıracak. Tamam. Ciddisin her şey. Öyle saçma sapan bir şey istemeyeceksin herhalde değil mi? Vallahi aklına ne geldi bilmiyorum ama benim için susam yeter. Çok komik.
Sağ ol. Lale Hanım, Onur Bey, Doktor Bey sizi bekliyor. Lale. Erkek. Kız. Erkek. Görecek. Kusura bakmayın, geciktim biraz. Olsun, önemli değil. Var mı herhangi bir şikayetimiz? Yok, her şey çok yolunda. Harika. Bebeğimizin durumu gayet iyi. Bugün detaylı bakacağız. Umarım cinsiyetini öğrenebileceğiz. Hadi inşallah. Var mı tahminler? Var. Ben kız olacak diye hissediyorum ama sağlıklı olsun da gerisi önemli değil. Evet, gösterdi. Şimdi birkaç fotoğraf çekelim. Bebeğimizin cinsiyeti... İşte benim aslan oğlum, canım oğlum ya. Yani ben anneni anlatmaya çalıştım. Dedim ki bak hissediyorum dedim, erkek olacak dedim. Sen dedim erkek annesi olacaksın dedim. Yok efendim, bizim kızımız olacak. Ben kız annesi olacağım. Bilmem ne, inatlaştı, inatlaştı. Sonra ne yaptı? Bir de gel dedi, iddiaya girelim dedi. Ve sonuç? Ya, sonuç hüsran. İki dakika oturalım şuraya. Bir şey diyeceğim. Hı. Şu iddia meselesi şaka değil miydi? Şakaydı. Ha iyi. Ya saçmalama Nece kız, Allah aşkına. İddiayı kaybettin Lale'ciğim. Sen ben ne istersen bütün gün boyunca onu yapacaksın. Ay bir şey söyleyeceğim. Ne istersem yapacaksın falan. Ben gebeyim ya, hamileyim ben. Biraz insaflı ol Allah aşkına. Ya sen merak etme. Ben onu da düşündüm. Sen gebesin ya şimdi. Ben de ona göre bir şeyler düşüneceğim, merak etme. Çok garip duygular değil mi ya? Bir şaşırıyormuş gibi yapıyorsun bana burada. Sanki istemiyordum. Ben istedim dedim mi sana? İstiyorum dedim mi? Hissediyorum dedim. Hatırla. Erkek babası olacağım hissediyorum. Bak erkek olacak görürsün. Hep hissettiğim için böyle şeyler söyledim sana. Ne yani şimdi bizim kızımız olsa ben mutlu olmayacağım, yüzüm gülmeyecek mi? Ha böyle somurtup oturacağım öyle mi? Olur mu hiç öyle şey? Yalnız var ya kız olsa böyle cimcime, tamam mı? Beni parmağınla oynatır, senin böyle ufak halini düşünüyorum da. Seni mi parmağımda oynadı? Ne var? E tabii şimdi senin kafanda o oluşturduğun Onur Saran profili kız, ruhsuz, duygusuz falan olduğu için şaşırdım. Ama şaşırma bence. Gerçi bu kadarını ben de beklemiyorum ondan ama yani galiba babalıkla ilgili bir şey ya. Değiştiğimi hissediyorum ya. Seni düşünemiyorum bile o zaman. Ama ben düşünüyorum. Ya biz bir kere oğlumla bir örnek giyiniriz, tamam mı? Böyle aynı kıyafetleri yeriz. Maça gideriz. Tabii tabii doğru, Şükrü Sarıcıoğlu Kadıköy'e gideriz. Formalarımızı... Aa, formaları ya... Ben forma alalım mı? Gel forma alalım. Fenerbahçe forması alalım ya. Sarı kanarya oğlum benim. Bir dakika, bir dakika. Ne demek Fenerbahçe forması ya? Galatasaray forması giyecek benim oğlum. Ben Galatasaraylıyım çünkü. Ya niye bağırıyorsun? Bir sakin ol. Hayır. Allah Allah. Sen bana demiyor muydun ya? Bak havada da kaç kez yok duyuyor, yok şöyle deme, yok böyle deme. Sen niye kendin bağırıyorsun, çocuğu strese sokuyorsun? Böyle tartışıyoruz. Gerek var mı böyle bir şeye? Yok. Tamam bak, şöyle yapıyoruz. Babası onu da düşündü. Orta yolu bulalım. Milli forma alalım, tamam? Tamam. Dostluk kazansın o zaman. Çak. Anlaştık. Sonra da Fener forması alırız. Galatasaray formasını konuşuruz. Onu şey yapalım. Ay çok pardon. Ay annem arıyor. Haber vermeyi de unuttum. Ne merak etmiştim. Söyleme. Alo. Ah canım. Lale'cim nasılsın? İyi misin yavrum? Yani bir sıkıntı yok, merak etme. Oh güzel. Çocuğun cinsiyeti belli oldu mu? Öğrendik, öğrendik. Öğrendiniz. Ne güzel. Neymiş tatlı? Erkek anne. Ne? Ne? Ne anne? Kız, kız değil mi? Kız, 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 kız. Kız, 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 kız! Allah, kız değil mi? He? Erkek mi? Erkek o! Hadi erkek! Hadi erkek! Erkek mi olacakmış?
Allah! Yemin ediyorum ben laf geliyor. Lan! O kadar mutlu oldum ki yavrum. Ay çok mutluyum. Hadi yine görüşelim bir tane. Anne böyle şimdi böyle şeyler söyleyip duygulandırma beni. Eve geliyorum konuşuruz. Hadi. Sakın söyleme tamam mı? Beklet böyle. Tabii. Heyecan yaptım doğru. Ay anne. Ay bilmiyorum ben. Ben erkek. Erkek torun sahibi oluyorum. Anne vallahi sen hissettin ya. Hissetti baba. Hissetmedin mi? Herkes negatif negatif. Ben bir tek ben testlerde falan hayır diyordum ya. İçime doğdu hayır erkek. Ay anne. Anne tamam artık bak. Üzülüyoruz ağlıyoruz mutlu oluyoruz ağlıyoruz. Artık ağlamak mı ağlamak yok tamam mı anne? Yok. Yok. Bu oğlan uğurlu gelsin bize Allah. Bu oğlan uğurlu gelsin ama. Ay bir kişi ağlayacak. Fikret erkekmiş orada. Ay dayanamıyorum göbek atacağım. Siz mani olun bana. Ya ya la 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 la. Ağlamak yok. Ağlamak yok güleceğiz artık. Ağlamak yok güleceğiz. Rezil olmayalım mani. Ay rezalet. Benim de kız Allah kahretmesin. Ay ben oğlan teyzesi mi oluyorum şimdi anne? Evet. Minik Sarıhan. Veliaht geliyor, veliaht. Allah'ım sana şükür. Ben de bizimkileri arayayım artık değil mi? Ara ara hemen söyleme ama. Tamam. Efendim oğlum. Anneciğim merhaba. Bizim çocuğun cinsiyeti belli oldu. Söyle hemen. Bizim oğlumuz olacak anne. Ay bu ne kadar güzel bir haber Onurcuğum. Çok sevindim. Onur'la konuşuyorum Fikret. Bebek erkekmiş. Ne? Ay Fikret! Fikret iyi misin? Anne babama bir şey mi oldu? Ay sevincinden deniz yatağının üstünden havuzatı. Anladım ya. Ya Allah'ım yarabbim. Hadi dikkat edin kendinize ben gelene kadar. Anlatacağım gelince detaylı. Tamam oğlum. Gözünüz aydın Yıldız Hanım. Sizin de Fikret Bey. Teşekkür ediyorum. Yıldız hemen annemi ara. Hemen annemi ara. Müjdeyi ver, müjdeyi ver. Çok sevinecek. Evet. Duyuralım Fikret, duyuralım. Dosta düşmana duyuralım. Oğlumuz geliyor ayol. Allah! Alışveriş mi yapacağız? Yani, sence? Ay şunların güzelliğine bak ya. Ay kendime hakim olamayacağım. Ay, çok tatlılar. Ay şuna bak. Çok küçükler ya. Baksana şunlara. Kombinime bakar mısın? Ay çok küçük. Ya ben birazcık mavi bakacağım. Mavi bakacağım. Benim oğlum da maviyi sever değil mi ben gibi? Dur ona uygun bir ayakkabı bulalım. Tamam. Şöyle bir. Nasıl? Ay, uydu mu ya? Ay, uydu, çok uydu. Küçük ya. Ay ne tatlı ya. Bak çok abartmayalım tamam mı? İhtiyacımız olan kadar alın. Tamam sen merak etme. Aynı fikirde olmamız ne hoş. Nasıl? Ha yok, hepsini taşıyabilecek misin? Ben onu merak ettim de. Ya yok, şimdi kalmaz falan diye aldım yani. Sepete koyacağım birazdan. O şekilde yapıyoruz, tamam. Şu şorta baksana, benimkinin aynısı neredeyse. Seninkinin bebek hali. Aynısı. Lale. Ha? Şunlara baksana. Bakayım. Dur. Abartmadın mı? Yok abartmadım. Ya benim oğlum az bile. Bunlar ne ki Lale? Bir de şey arıyorum ya. Bulamadım. Niye? Bu şu araba. Pardon.
Şey soracağım. Bu üstü açık arabanın siyah var mı acaba? Bir de helikopter bakıyorum. Buralarda bulamadım. Uçak falan da olur. Gemi var mı? Helikopter, uçak, gemi gibi oyuncaklarımız mevcut değil. Fakat o arabanın siyahı için bir depoya bakıp geleyim. Lütfen, lütfen. Teşekkür ederim. Onur, sen ne yapıyorsun? Oğlumuza alışveriş yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Yani yapıyorsun da... Şey yani bu oyuncakları daha doğmadı ki bu çocuk. Yani birkaç sene geçecek de ondan sonra oynayabilir anca. İkincisi de böyle her istediğini alamayız biz bu çocuğa. Hayal kurmayı öğrenmesi lazım. Sabretmeyi öğrensin. Aslında haklısın. Haklıyım tabii. Ayrıca bunlarla mutlu olmayacak tabii ki de. Yani bizim çocuğumuz bizim sevgimizle mutlu olacak, değil mi? Ama daha doğmadığı için, yani doğduktan sonra öğretiriz onu. Şunları da koyalım. Lale 12-24 ay yazıyor bunda. Büyüyecek, büyüyecek o. Şunu sen almışsın, uğur böceklerini falan hep sen almışsın ama. Dur bak ne göstereceğim sana. Şunu da koyayım. Ne? Şunlara bakar mısın? Yani aslında tabii benim çocuğum tasarım giyer ama ona özel dikim yaptırırız. Yine de çok güzeller. Görünce aldım hemen. Çok can yakacak bunlarla. Baksana bunlar da özel tasarım giydi zaten. Ama öyle can manyak mısın? Yani çocuk böyle duyarlı olsun, sevgi dolu olsun, dürüst olsun. Herkese böyle iyi davransın. Laleciğim ben lafın gelişi söyledim. Tabii ki senin dediğin gibi olsun. Babasına çeksin yani, doğru. Aman aman. Aman aman derken? Aa! Kulak mavi! Görüyor musun? Ben bir emzik alacaktım, onu aldım. Lale! Kendime de mi alsam bir tane acaba ya? Vallahi güzel. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi. Karanlıklardan çıkmalı.